Evet arkadaşlar, Bırakmıyoruz'a hoş geldiniz. Bırakmıyoruz nedir? Çok kötü oldu. İnanılmaz kötü oldu yani. Berbat oldu, berbat. Arkadaşlar bütün gazım kaçtı. Bombok bir anonsla başlıyorum. Bu 10. çekişimiz. Hakikaten öyle. Niye Melis? Lütfen sorumluyu söyler misin? Yönetmenimiz Özgür. Özgür değil mi? Neslihan hocanın yanına eğitime gitmesi gereken Özgür. Arkadaşlar sese girmemiş Özgür çünkü biz burada konuştuk, hay dedik, huy dedik. Arkadaşlar peki daha başlayalım. Bırakmıyoruz'a hoş geldiniz. Bırakmıyoruz nedir Melis'ciğim? Gelmeden önce tekrardan açıklıyorum. Öğrendim artık. Aynen, bir takım sorular hazırladım. O soruları ben sana soracağım. Evet. Şimdi arkadaşlar güzel bir haberle başlıyoruz programımıza. O da nedir? Yayınlanan bölümümüzde biliyorsunuz bir Adnan Bey açığı vardı Kasta. Aşkı Memnu remake'inde. Adnan Bey'i bulduk. Kim Adnan Bey? Onur Saylak. Aynen öyle. Ufukçuğumuz buldu onu da tabii ki. Bir de Nebahat Hanım'ın tabii ki kraliçeliğinin yerini kim doldurur diye düşündük. Ona da Şevval Sabı koyduk. Harika bir kas. Allah aşkına şunu yapın. Kerem Bey buradan Netflix duyuralım dedikten sonra o zaman bırakmıyoruz da başlayalım hadi. Mucize 2 filmini kabul etmendeki en büyük etken nedir? Mucize 1. Bir mucizenin iki kere yaşanabileceğini herkese göstermek. Yaşlıları seviyor olmak. Şıktan birine. Mucize bir. Ya sizin söylemenizin de. Bilmem ben değil. Ben. Benim o şeyi daha çok sevdim. Yaşlıları seviyor. Hocam öyle değil mi? Yaşlıları seviyor olması dedim. Başka ne gibi bir sebep olabilir çünkü? Kancağım da çok iyi. Mucizenin bir daha yaşanabileceğini bulmak. O da güzel cevapmış ama. Çok bu puanı ben aldım. Cevap. Gerçekten ama keşke bir edebiyat derneği de olsaydı. En berbat cevabı şey veren. Ben sana bir şey diyeyim mi? Hakikaten Mucize 2'de biz mucizenin iki kere gerçekleşebildiğini evet. işledik. Evet aman ben de biliyorum. Aman çok ya güzeldi. Tamam puan almak için. Ben de biliyorum, çok güzeldi yani. Değiştirmek istiyorsan ben Mucize 2'ye bayılmıştım yani. Sadakatsizden sonraki dizinin adı ne olabilir? Derin sular. Derin sular. Vicdansız. Vicdansız. Şuhmat. Şuhmat. Şuhmat mı? Valla bak şu cevapları yani, ver. Şu cevabı vermek ne? Melis şuhmat dedi de acaba. Melis bu nerede yayınlanacak bu şuhmat tam olarak? Bu nasıl bir dizi ismi ya? Şuhmat. Bu hiçbir kanal var ya, yani kabul bile etmez yani. Ya nasıl ama bir proje arkadaş? Bu yaratıcılığa bakar mısınız? Evet yani yaratıcılık. Benimki bence en iyisi. Benim sular ne ya? Bir dakika, benimkiydi o. Şu değil mi? Şu. Matta satrançtaki aynen. Mat. Aynen. Queen's Gambit'i. İşte. Queen's Gambit'i. Şuhla karıştırmışlar. Bir şey diyeceğim. Seyirci nasıl anlatacaksın bunu? Korkunç bir isim ya. Korkunç. Korkunç. Seyircide, korkunç. Ama seyirci artık salak muamelesi yapmıyor. Ama bir şey diyeceğim. Şuhmat. Yani bakın Melis bile sevdi. Şuhmat. Ben bir önceki diziden yola çıkarak. Derin, yani, derin sularla Şuhmat arasında kaldım. Ben derin suları seçsem ben kazanıyordum Melis. Ama Şuhmat. Seçti artık değil mi? Seçim değişmiyor. Mucize 1'le puan almış bir insan bana laf ediyor burada. Gerçekten de Hasan da haksız hakikaten. Mucize 1. Mucize 1. Orada isim bulmadık ki, orada bir neden bulduk. Burada bir isim buluyorsun. Tamam çok güzel. Ay derin sular harikaydı ya. Derin sular çok iyiydi. Derinin yolu gibi bir şeydi yani. Kaan da bir puan aldı. Lanet 1-1 değil mi? 1-1. En güvendiğim sorulardan puan alamadım. Devam ediyorum. Evet. Kötü kadın karakterinde en sevdiğin özellik nedir? Bütün meslektaşlarına kem gözlerle bakabilme fırsatı. Çok iyi. Hayatta kötü biri olmayı deneyimliyor olman. Toplumun hassasiyetlerine uymaması. Hayatta kötü biri olmayı deneyimliyor olman. Ay teşekkürler. Bir bir bir. Evet. İnanılmaz bir rekabet var bu hafta. Dünyada IMDb Star Metre sonuçlarında kimi geçsen mutlu olurum. Ön bilgiyi verelim istersen. Buyursun Arkancığım. Sen ver. IMDb'de Melis'imiz ilk yüzde oyuncularda. Değil mi? Evet. Aynen öyle. Oyuncu popülaritesinde ilk yüzde. Şuraya bir Türk bayrağı Özgür. Robert. Çıktı kaçık. Robert IMDb'ye bak tatlım. Aa karşı bunu söylerdin hakikaten. Sen kaç üstü evet odaydın ya. Mr. Pattinson. Benim kafama takılan bir soru var. Mr. Pattinson. Can I call you Robert diye de değişti
geçirirdin oradan. Tabii. Aa, Ken Bili, görüyor musunuz ya? Unutursunuz bunları. Evet. Margot Robbie. Meryl Streep. Anna Taylor-Joy. Queen's Gambit'in başrolü kanka. Benzettiler biliyor musun? Son haline. Queen's Gambit'in? Evet, son haline, saçları uzamış haline falan. Onu geçsen sevinir miydin gerçekten? Şu an bir ama. Ha? Şu an bir ama. Bir mi? Tabii Queen's Gambit. Asla yani Star Metre'de bile geç... Yani asla geçebileceğim bir isim değil. Yani bunu böyle öyle böyle söyleyemem ama Meryl Streep muhteşem bir geçsen mutlu olur kadın. Muydun? Nasıl koydum ama Meryl Streep'den? Yani bu dünyada olacak iş değil yani. Meryl Streep'e öyle bir atar yapar. Hiç haddim değil yani ama Meryl Streep... Meryl Streep'i kim dedi? Ay, popüler cevabına sıçayım senin. Margot Robbie neden demedin Margot kardeşim? Margot Robbie demişsin burada. Önce bir de Margot Robbie ama... muhabbeti açtın sırf cevabın bilinsin diye. Sen ne kadar Margot Robbie'ye benziyorsun diye. Oturduğum gibi evet. Margot Robbie bir dedi bana. Ya bu. Bir şey kendi bir avantaj alıyor. Hakikaten. Sözü eleniyorsun. Kalkar mısın? Rezillik ya. Ya birinci sıradaki kişiyi geçmek değil mi amaç yani? Hayır, amaç Meryl Streep'i geçmek. Yok. Tabii ki her zaman. Ay Hasan, cevabım baktı. Yo. Birinci sırada kim olduğunu mu baktın? Yo, bakmadım. Şu anda kim yıldız diye düşündüm. Biri olduğunu bilmiyordum. Şimdi öğrendim birinci olduğunu. Fazla bu kadar da bozulmadı. Zeydenmeye geldik. Arkadaşlar Meryl Streep kaçıncı sırada ya bu arada? Ha yani vallahi çok bence aşağılardadır ama ben size diyeyim. Şu an geçmiş durumdasın bu arada. Aha! Oley be! Woo! Evet Meryl Hanım. Meryl Hanım 92. Oo, yok artık. Ay bu kadar da yapılmaz. Bir dakika o zaman cevap puan alınmıyor çünkü şey zaten yok. Geçtiği kişiyi cevap, geçmek istemezsin ki. Burada cevap kan, varsayım sana. Hayır cevap kan, varsayım geçtiği sana. Geçtiği kişiyi zaten geçemezsin ha? Ki. Şşş bir şey diyeceğim. Böyle de konuyu bulamazsınız. Cevap yani. Düştü Allah hakikaten. Cevap düştü. Arkadaşlar. arkadaşlar gerçekten de Kaan'ın cevabı düştü. Niye? Çünkü listeye bakmadan bir cevap verdi. Cevabım kesinlikle düşmedi. Düşmedi ya. Kaan 2 oldu. Tam Kaan 2 oldu. Evet, bir de ulan yani geçmiş gerçekten kız. Müthiş. Kaç bu? Meryl Streep kim ya? Bu kadar büyük beyin gözünüzde. Evet. Makyajsız halin zamanında çok beğenildi. Ay teşekkür ederim. Başka hangi halin haber edilebilirdi sence? Maskesiz halin. Terlikle bakkala gitme halin. Makyajlı halin. Babacım var. Ya neye göre haber edilebilirdi? Tuhaflığı haber değeri hangisi haber olurdu değeri. Yani? Terlikle bakkala gitmem. Kesin muhteşem bir kombin yapardım ben ona. Çorapları böyle çekip alakasız. Abi adam oyuncuyla aynı evde yaşıyor ya. Bu turlara kadar kazanıyor. Oyuncuyla evli abi böyle haksız. Bırakmıyoruz da rakibim yok ya. E yok tabii abi aldı buradan. Bu sarı örgüden kızı cımbızladı çünkü. Bir şey söyleyeceğim. Arada trollüyoruz falan ya mesela Kaan hiç trollemeye girmiyor direkt. Hiç puan girmiyor hakikaten. Önediği için puan alıyor. Bunu hiç da belirtiyor. Girmiyor. Ben mesela Maşu... trolledim makyajla. Ben de. Yani. Ben de maskede trolledim. Şuhmat yazdım ben oraya ya. Şuhmat'ı seçti. Tamam. Al en büyük troll. Ya abi, çünkü Melis'in oradan Netflix işi sevebileceğini kestoladı. Ulan dedi ben dedi ne yapalım. Böyle çok ol. Evet. Hangi yeni dansı öğrenmek istersin? Ay artık benim burada puan almam şart benim gözüküyor. Benim sıkıyorum. Puan alma şansım sıkıyor. Benim de galiba. Kizomba. Biliyorum. Rumba. Ay. Onu çok bilmiyorum. Modern dans. Ay bak dur kararsız kaldım. Modern dans. Yes! Biliyordum kardeşim. Vallahi. Nereden soytükü kendinden. Harika koreografiler yok mu orada? Evet. Evet çok güzel. Travis Wall koreografisi var. Sonya'mız var. Yalnız Rumba da çok seksi bu arada. Rumba İkisi arasında kaldım. Buradan ki Zumba'yı bilmeyenlere de seslenelim. Zumba'yı bilmesin. Belki Zumba'yı bilmem. Zumba'yı biliyorum. Tango ve Bachata karışımı. Projemizde. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Zumba üzerine film yapmak. Gerçek bu gerçek. Zombo üzerinde. Zombo en son üzerine olacak şey ama zombo var içinde. Kaç soru kaldı Özgür? 2. Güzel. Yani Kaan'ı Zeynep'in geçmeye çalıştı. Kaç kaç oldu yok. Sayıyor musunuz? 3, 2, 1. 3, 2, 1 mi? Ben yenildim. Dur bakayım niye? Seni belki niye? Beraberliğe yaparsın. Taşırım. Belki ikincilikte 2 beraberlik olur. Benim troll diye hatırlıyorum ama bakalım. Devam ediyorum. Hangi müzikalde oynamak isterdin? La La Land, Moulin Rouge, The Phantom of the Opera. Ama olmaz ki nasıl seçeceğim? Ya işte. Ay iyi ki kimse Chicago dememiş ya. Ay çok zor. Şu an Moulin Rouge'la The Phantom of the Opera arasında gidip geliyorum. Ben yaptım. La La Land mi dedin? La La
ben de hastayım bu arada. Çok severim de. Senin için. Hasan sakın ola ki öyle bir hata yok, yapayım deme. Ben. Cinnet geçiririz burada. Tamam. İzleyici desteğini de kaybedersin. Bebek evi mi? Tici olmamaya çalışıyoruz. Moulin Rouge. Yes! Oo, beraber olduk Zeynep'le. Aynen öyle. Son soruya evet. Kaldı. Evet. Evet, son soruyu 3-3 müydü? 3-3. Aynen. Türkiye'nin ilk rap filminde oynadın. Evet. Türkiye'den en sevdiğin rapçi kim? Evet. Kila Hakan. Raga Oktay. Gazapizm. Gazapizm. Yes! Ben kazandım! Ben kazandım! Ben kazandım! Bırakmıyoruz! Arap atı gibi geldin. Gerçekten öyle. Hakikaten Arap atı gibi geldim. Bir şey söyleyeceğim ama Gazapizm'i ben de çok severim. Çok severim. Ve hiçbir fikrim olmamasına rağmen sadece kendi sevdiğim için yazmıştım. Gerçekten. Nasıl verdim ya? Bir şey söyleyeceğim. Bizim Kila Hakan mı? Burada Gazapizm'i seçmesinin bir nedeni de bizim troll cevaplar vermemiz. Evet şimdi Raga Oktay... Raga Oktay diyenin kafasına sıçayım bak. Raga Oktay kaldı ki rapçi değil. Raga Oktay rapi Türkiye'ye getirmiş olmalı. Bir de Kila Hakan'da ne tam kadar... Tam getiremedim. Ya denedi en azından. Ay arkadaşlar neyse s**tin her şeyi. Ben nasıl kazandım ama Melis sana teşekkürler. Ay ben nasıl kazandım. Melis'cim sana çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu rap o gününü bizle her şekil paylaştığın için ve bu münasebetsiz sorulara mantıklı ve güzel cevaplar verip beni birinciliğe taşıdığın için. Vallahi taşıdım ha. Herkese teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.